Oldukça iyi. Yani Sayın Bakanımız zaten şifreleri doğru veriyor. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru şifrelerle geliyor. Hemen G20 devamında ekonomistleri hızlıca toplayıp muhtemelen G20 ile ilgili gelişmeler de konuşulmuştur. Kendi beklentilerini anlatırken ekonomistlerin sıkıntılarını da yani Türkiye ekonomisine dair sıkıntıları da dinlemiş. Yani tek taraflı geçmemiş. Hatta detaylarda Sayın Bakanımızın daha az konuştuğu, daha çok misafirleri dinlediğini de duyduk. Piyasacı çok yoktu. Sadece benim bildiğim bir şant vardı. Murat Saman vardı. Murat vardı Şant bizim. Manukyan orada mıydı o da? Orada şantla Murat oradaydı. Daha çok akademisyen Hocalar vardı daha çok. ve ekonomi yazarları işte Şeref Bey'in olduğu gibi Özcan vardı. Şimdi çok güzel bir başlangıç ve devamı geleceğini söyledi. Hatta devamlı hale getireceğiz bunu dedi. Başka çevrelerle de görüşeceğim dedi. Muhtemelen piyasacı, yani bankacılar yoktu çok. Adı geçiyor, bankacı ismi geçti ama pek bankacı görmedim. Bundan sonra bankacılarla, piyasacılarla, stratejistlerle kurum temsilcileri de görüşecek muhtemelen. Yani piyasanın nabzını tutmak, piyasanın ne istediğini, neye nasıl baktığını bilmek büyük ayrıcalıktır. Sayın Bakanımız geldiğinden beri piyasa yanlısı zaten sinyaller veriyor. Enflasyon önceliğimiz diyor, mali disiplin diyor, Merkez Tam Bankası bağımsız. bağımsızlığı diyor, iletişim diyor. İletişimi sadece yurt dışında değil, yurt dışında da yapıyor olması ve bunu gelir gelmez G20'de de önemli temaslarda bulundu biliyorsun. Hemen akabinde bunu yapıyor olması benim için çok önemli.